Merhaba Shiftlet Net izleyenleri ben Merçan Orhan. Bu videomuzda uzun zamandır aklımda dönen soru işaretlerine hep birlikte yanıt bulacağız. Macbook Pro mu almalı yoksa Macbook Air mi almalı bu sorunun cevabını vereceğiz. için en güncel MacBook Air'ı ve en güncel MacBook Pro'yu bir süre test ettim ve bu deneyimlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şunu da belirtmemde fayda var ki test ettiğimiz MacBook Pro modeli başlangıç seviyesi işlemci ile birlikte gelen model. Yani en ucuz modellerden bir tanesi. MacBook Air'ımız da aynı şekilde zaten tek işlemci varyasyonu olduğu için i5 işlemci ile birlikte geliyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan isterseniz ilk olarak tasarımsal olarak neler değişiyor? Bizleri ne farklar bekliyor? Buna bakalım. MacBook Air 2019'a ve MacBook Pro 13 inç 2019 modeline baktığımızda boyutların aynı olduğunu görüyoruz. Yani boyutlar aynı derken sadece biz aynı görmüyoruz. Değerler olarak da baktım tamı tamına santimine kadar milimetresine kadar boyutlar aynı. Herhangi bir şey değişmiyor. Ancak değişen şu oluyor ki bu bilgisayarların kalınlıkları ve ağırlıkları biraz farklı. MacBook Air 2019 modelinin 0.49 santimetreden başlayıp 1.56 santimetreye kadar çıkan bir kalınlığı var iken MacBook Pro 13 inç 2019 modelinde bu durum şu şekilde kalınlığı sabit değişmiyor. Yani incelen bir yapıya değil sabit bir yapıya sahip kalınlık tarafında. Bu MacBook Pro 13 inç 2019 modelinin ise kalınlığı 1.49 santim şeklinde. Şimdi bir de asıl fark ağırlık tarafında. Ağırlık tarafına baktığımızda da MacBook Air 2019 1.25 kilogramlık bir ağırlığa sahipken MacBook Pro 13 2019 model 1.37 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Şimdi aslında baktığımızda arada hemen hemen 100 gramlık bir fark söz konusu. Ama bu 100 gramı siz günlük hayatınızda çok fazla hissedemiyorsunuz. Ancak böyle uzun süre bilgisayarı sırtınızda taşırsanız bu ağırlığı hissedeceksiniz muhtemelen. Dolayısıyla ben ağırlık ve boyut tarafında herhangi bir değişkenlik olduğunu düşünmüyorum. Kalınlık tarafında da MacBook Air'in tek avantajı incelen bir yapısı sayesinde daha da şık bir görünüme sahip olması. Ama biraz daha detay ine indiğimizde tasarımın gerçekten çok büyük farklar karşılıyor bizleri. Bu farklar ne diye soracak olursanız bu her iki cihazda da Touch ID yer alıyor ve Touch ID'nin yanı sıra MacBook Pro 13 inç 2019 modelde bir de Touch Bar yer alıyor. Bu Touch Bar ilk başta sizlere mantıklı gelmeyebilir. Ya ben bunu günlük hayatımda nerede kullanacağım gibi düşünebilirsiniz. Ancak durum öyle değil gerçekten. MacBook Pro 13 inçi kullandığım süre zarfında Touch Bar benim işlerimi gerçekten acayip derecede hızlandırdı. Yani en kötü dosya silerken bile artık tek tıklamayla dosyayı direkt olarak silebiliyorum. Bu şekilde bir fayda sağlıyor bana. Klavye tarafına baktığımızda her iki modelde de aynı klavye. Biliyorsunuz ki Apple bunlar uzun bir süre önce birçok girişi ve çıkışı kaldırdı. Bunun sebebini de bilgisayarların incelmesi olarak açıkladı. MacBook Air 2019 modeli ile MacBook Pro 13 inç 2019 modelini karşılaştırdığımızda giriş ve çıkış konusunda herhangi bir fark yok. MacBook Air 2019 modelinde 2 adet Thunderbolt 3 USB-C'ye yer verilirken yine MacBook Pro 13 2019 modelinde de 2 adet Thunderbolt USB-C'ye yer veriliyor. Bu aslında şöyle MacBook Pro 13 inç 2019 modelinin biraz daha farklı versiyonu var. Biraz daha güçlü versiyonu var. Bunda 4 adet Thunderbolt yer alıyor ama bizim bu videoda bahsettiğimiz bilgisayar 2 Thunderbolt'lu MacBook Pro Ayrıca her iki cihazda da 3,5 milimetrelik jack girişi yer alıyor. Bunu da belirtmiş olalım böylece. Şimdi geçelim ekran tarafına. Ekranda gerçekten özellikle bu bilgisayarı iş amaçlı kullanıyorsanız sizin için önemli bir yere sahip. MacBook Air 2019'un ekranı çok başarılı. MacBook Pro 13 inç 2019'un ekranı gerçekten daha da başarılı. Neden diye soracak olursanız aslında böyle detaylı teknik özelliklerine baktığımızda çok fazla fark göremiyor olabilirsiniz. Ancak bu durum öyle değil. MacBook Pro 2019 19 modelinde 13.3 inç boyutunda Retina ekrana yer veriliyor. Bu Retina ekranın çözünürlüğü ise 2560'a 1600 piksel. MacBook Air 2019'un ekranı aynı Retina ekranın kullanıldığını görüyoruz. Ancak bu sefer parlaklık ve renk elpazesi tarafında bazı değişkenlikler karşılıyor. Bazı farklar karşılıyor bizlere. Bunlar ne diye soracak olursanız şunu söyleyeyim. MacBook Air 2019 modelinin ekranı 400 nit parlaklığa kadar yükselebilirken MacBook Pro 13 2019'un ekranı 500 nit parlaklığa kadar yükselebiliyor. Yani neredeyse arada %20'lik bir fark söz konusu ve özellikle güneşli bir alanda çalışıyorsanız MacBook Pro ekran tarafında size daha da başarılı bir deneyim sunmayı başarıyor. Şimdi Şimdi gelelim renk yelpazesi tarafına. MacBook Air 2019'un ekranı sRGB renk yelpazesini desteklerken MacBook Pro 13 2019'un ekranı P3 renk yelpazesini destekleyebiliyor. Peki aradaki farklar neler? Ben size söyleyeyim. Şöyle bunu günlük kullanımda muhtemelen anlamayacaksınız çok farkı. Gözünüze aynı gelecektir aynı retina ekran kalitesini ikisinde de yaşayabileceksiniz. Ama eğer ki işiniz renklerle ise yani siz video edit yapıyorsanız ve videonun renklerini düzenliyorsanız grafik tasarım üzerine çalışıyorsanız bu renk yelpazesi sizin için daha da önemli ve P3 renk yelpazesi yani Macbook Pro 13 2019'un ekranı sizlere daha da geniş renk yelpazesi sunuyor ve böylece çalışmalarınızı daha da iyi bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi grafik tasarımdan bahsettik, video editten bahsettik ama bu programlar biliyorsunuz ki gerçekten güçlü bir donanım istiyor. Daha doğrusu güçlü bir donanımdan ziyade güncel donanımlara ihtiyaç duyuyorlar. Aslında her iki bilgisayarda o programları temel seviyede kullanabilecek bir donanıma sahip. Ancak şöyle bir durum söz konusu ki MacBook Air 2019 modelinin donanım tarafında MacBook Pro 13 2019'a göre biraz daha demeyeyim de epey bir geride kaldığını söyleyebilirim rahatlıkla. Zaten bunu işlemci tarafına baktığımızda da anlıyoruz. MacBook Air 2019 modelinde iki çekirdekli Intel Core i5 işlemciye yer veriliyor. Ve bu çekirdeklerin her biri bu çift çekirdek 1.6 GHz temel çalışma hızına sahipken 3.6 GHz'e kadar da yükselebiliyor hızı. MacBook Pro Pro tarafına geçtiğimizde ise bu sefer 4 çekirdekli Intel Core i5 işlemcisi karşılıyor bizleri. Bu Intel Core i5 işlemcisi ise her bir çekirdeği 1.4 GHz temel çalışma hızına sahip olan bir işlemci. Ancak değişen şu oluyor ki bu çekirdeklerin her birinin hızı Turbo Boost ile birlikte 3.9 GHz'e kadar yükselebiliyor. Bu konuda da MacBook Pro'nun daha da avantajlı olduğunu görüyoruz. Geldik grafik tarafına. Grafik tarafında da gerçekten önemli farklar söz konusu. Şöyle MacBook Air 2019'un grafik tarafında Ultra HD 617 grafik birimi karşılıyor bizlere. MacBook Pro 13 2019 modeline baktığımızda ise bu grafik birimi tarafında Intel Iris Plus 645 grafik birimine yer verildiğini görüyoruz. Zaten bir kere burada ekran kartları segment olarak ayrılıyor. Ultra HD serisi biraz daha giriş seviyesine yakın grafik birimi iken. Bu Iris Plus dediğimiz grafik birimleri işlemciye entegre olarak çalışan fakat daha da güçlü grafik birimleri. Bu bağlamda da grafik tarafında işte belki oyun oynarsınız, belki video edit yaparsınız. MacBook Pro 13 2019'un daha da başarılı çalıştığını söyleyebiliriz. Özellikle 4K videolar düzenliyorsanız bilgisayarınızla bu grafik birimi sizin için oldukça avantajlı olacaktır. RAM tarafına baktığımızda bilgisayarların her iki bilgisayar modelinde de 8 ve 16 GB olmak üzere iki ayrı RAM varyasyonuna yer verildiğini görüyoruz. Bu iki ayrı RAM varyasyonu şöyle herhangi bir değişiklik yok. Yine kullanılan RAM modelleri aynı. Macbook Air'da da Macbook Pro modelinde de. Dolayısıyla RAM konusunda herhangi bir şey fark etmiyor. Depolama tarafına geçtiğimizde ise Macbook Air modelinde depolama biraz daha kısıtlı tutulmuş. Macbook Air'ın depolaması siz satın alırken 1TB'e kadar arttırılabiliyor. Fakat Macbook Pro 13 2019 modelinde bunu 2TB'e kadar arttırabiliyorsunuz. Bizim elimizdeki cihazlardaki depolama alanından bahsedecek olursam MacBook Air 1 TB depolama kapasitesine sahipken MacBook Pro 13 2019 modeli 256 GB'lık bir depolama alanına sahip. Fakat burada tek değişen şey kapasite. Yani herhangi bir şekilde bu SSD'nin burada kullanılan SSD'nin hızı vesaire değişmiyor. Yine aynı kalıyor. Bunu da belirtmemde fayda var. Şimdi gelelim test sonuçlarına. Bu özelliklerden bahsettik fakat test sonuçları bizim için daha da önemli. Ben özellikle her iki bilgisayarda Geekbench tarafında karşılaştırmak istiyordum. Nihayet her iki cihazın da güncel modeline ulaştım ve karşılaştırdım. Yaptığımız Geekbench 5, 5 testlerinde MacBook Air tekli çekirdekte 777, çoklu çekirdekte ise 1558 puan elde etmeyi başarırken MacBook Pro 13 2019 modeli tekli çekirdekte 934, çoklu çekirdekte ise 4005 puan elde ediyor. Bu testte çoklu çekirdek testini özellikle ön plana aldığımızda MacBook Pro'nun MacBook Air'a göre 2 hatta neredeyse 3 kat daha güçlü olduğunu görebiliyorsunuz sizlerde. Ama ben bu testi bu kadarla sınırlı bırakmak istemiyorum. Bir de şunu denemek istiyorum. Bir MacBook Air 2019 alacağız. iki MacBook Pro 13 2019 alacağız. Ve ikisinde de Premiere'de aynı dosyayı açacağız ve export alacağız. Bakalım en kısa sürede hangisi export alacak. Bu bize işlemci ve grafik birimi gücünü yeteri kadar göstermemize yardımcı olacak. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan direkt olarak export testimize geçelim isterseniz. <laughs> Bir de iki cihazda fark ettiğim bir fark var ki o da ne biliyor musunuz kablosuz bağlantı tarafında. MacBook Air 2019 modelinde Bluetooth 4.2 teknolojisi yer alırken MacBook Pro 13 2019 modelinde Bluetooth 5.0 teknolojisine yer veriliyor. Açıkçası şunu merak ediyorum. Her iki cihazda güncel cihaz ve yakın zamanlarda üretilmiş cihazlar. Neden birinde Bluetooth 4.2 teknolojisine yer verilirken diğerinde Bluetooth 5.0 teknolojisine yer veriliyor? Bu benim için açıkçası Hani Macbook yerden biraz daha uzaklaşmama sebep olan bir unsur. Bluetooth'lu cihazları günlük hayatımda çok fazla kullanıyorum. Dolayısıyla Bluetooth'un hızlı olması ve en güncel Bluetooth olması benim için çok önemli. Bu sebepten dolayı da biraz Macbook yerden uzaklaştığımı söyleyebilirim sizlere. Son olarak batarya tarafından bahsetmek istiyorum. Batarya tarafı benim aklımda gerçekten büyük bir soru işaretiydi. Ben de her iki bilgisayarda da batarya tarafında bazı karşılaştırmalar yaptım. Ve MacBook Air 2019'un bataryasının %15 daha uzun pil ömrü sunduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun sebebi ise işlemcisinin çift çekirdekli olması ve daha da az güç tüketmesi. Ancak MacBook Air'in burada şöyle bir dezavantajı var ki MacBook Air'in şarj adaptörü MacBook Air'i biraz daha yavaş şarj ediyor. Çünkü 30 watt'lık bir güç adaptörü kullanılıyor. Ancak MacBook Pro 13 2019 modelinde neredeyse aynı batarya kapasitesine sahip olmalarına rağmen 61 wattlık bir güç adaptörü çıkıyor kutusundan. Bu da MacBook Pro 13 2019'un biraz daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. Şimdi gelelim fiyatlara. Fiyatlar çok önemli çünkü uygun fiyatlı MacBook modellerini sizler için karşılaştırdık. Dolayısıyla fiyata da oldukça önem veriyorsunuzdur bu videoyu izliyorsanız. MacBook Air 2019 modelinin fiyatı 8699 liradan başlıyor ancak bazı satış noktalarında bu bilgisayarı 7000 lira civarında bulmanız da mümkün 128 GB'lı versiyonunu 128 GB'lı ve 8 GB RAM'li versiyonunu MacBook Pro 13 2019'un 128 GB'lı ve 8 GB RAM'li modeli ise 10.300 lira şeklinde. Bu seçeceğiniz konfigürasyonlara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Mesela bizim elimizdeki MacBook Air 2019 16 GB RAM'e sahip ve 1 TB SSD'ye sahip ve fiyatı 15.000 lira şeklinde. MacBook Pro 13 2019'a baktığımızda ise bizim elimizdeki model 256 GB'lık ve 16 GB RAM'e sahip olan model bunun fiyatı ise 13.500 lira şeklinde. Dolayısıyla bu fiyatlara baktığımızda MacBook Pro 13 2019'un MacBook Air 2019 modeline göre yaklaşık 2.000 lira 3.000 lira kadar pahalı olduğunu görüyoruz. Ancak 2.000 lira 3.000 lira fark ile birlikte siz neler aldığınızı iyice hesaba katmanız gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü donanım olarak gerçekten çok daha güçlü bir cihaz ayrıca Touch Bar gibi bir yeniliği sunuyor sizlere. Ayrıca ekran tarafında da birçok konuda başarılı olduğunu söyledim sizlere. Ben de bu soru işaretiyle uzun zamandır yaşayan biriydim ve gece yatağa girdiğimde gerçekten bu soruyu düşünüyordum. Hani sürekli MacBook Air mi alsam, MacBook Pro 2019 mu alsam? Ve sonunda da MacBook Pro 13 inç 2019 almaya karar verdim ben kendim. Ben tercihimi MacBook Pro'dan yana kullandım. Biraz daha uzun ömürlü olması sebebiyle. MacBook Air 2019'da tabi tercih edilmeyecek bir cihaz değil. Sonuçta dediğim gibi 7000 liraya kadar bulabiliyorsunuz bu cihazı. 7000 liraya satın almanız mümkün. Ve ben sadece maile bakarım, internete girerim, içerik üretmem, daha çok tüketirim diyorsanız MacBook Air 2019 modelini tercih edebilirsiniz. Ama biraz daha güç isterseniz eğer ki kesinlikle de bütçenizi biraz daha arttırıp MacBook Pro 13 inç 2019 modeline göz atmalısınız. Evet böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler için MacBook Air 2019 modelini ve MacBook Pro 13 2019 modelini karşı karşıya getirdik. Ve ben kendi düşüncelerimi ayrıca teknik farklarını sizlerle paylaşmış oldum. Şunu merak ediyorum belki alacaksınız belki almayacaksınız. Ama sizin tercihiniz hangisinden yana olurdu? Lütfen yorumlar bölümünde sebebiyle mümkünse belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.